Değerli YouTube TV Kaya takipçilerimiz, Yabancılar Pazarı Spor Kulübü'ndeyiz. Yabancılar Pazarı Spor Kulübü'nde bir kan değişikliği var. Az sonra Başkan Ali Akyüz bu değişikliği anlatacak. Sinan Ünal koordinatörlüğünde yeni bir teknik ekip kuruldu. Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yabancılar Pazarı Spor Kulübü için. Hem o hem buradaki şu anda izlediğiniz çim sahadaki çalışmalar hakkında Başkan Ali Akyüz detaylı bilgiler verecek. Şimdi toplantıya geçiyoruz. Şudur, bir kaynaşma, bir araya gelelim. Çünkü telefonlarla irtibata geçiyoruz. Bugün bir araya gelelim dedik. Aynı zamanda Samsun Amatörü'ne mal olmuş bir kulüp olarak 15 gün önce bir değişiklik yaptık. Bu değişiklikle ilgili kamuoyunda sürekli bize soranlar, arayanlar oldu. Öncelikle bunu söylemek isteyeceğim. Onun peşinde de gerçekten biz şunu biliriz, en iyi bulmak için, en iyileri çalışmak için mücadele ederiz. Şu anda da iyi bir ekip bulduk. İnşallah onları da tanıtacağım. Evet, ilk adım belediye yapma akademi olarak bizler Samsun amatör futboluna en iyi şekilde hizmet etmek için bir yola çıktık. Bu yolda belli süre, bir müddet çeşitli hocalarımıza çalıştık. Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan iki sene önce yakın zamanda farklı bir ekiple çalışmaya başladık. Kadıköy'den gelen ekibi aldık aramıza. Onlarla beraber çalışalım dedik. Güzel bir ilme kazandık. Evet, gerçekten güzel bir şey kazandık. Bir yerlere geldik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Lakin bu ayrılık sebebi şöyle oldu. Biliyorsunuz malum biz Yabancılar Pazarı Spor Kulübü olarak yıllardır üstüne katarak gittiğimiz bir trend yakalamıştık. Maalesef son iki senede altyapı çoğalmasından hariç hiçbir başarı elde edemedik. Kendimizi öyle görüyoruz çünkü. Biz de bunun düzelmesi için bir yol çizdik. Önce bu yol biliyorsunuz Akın Türkçer vardı, Samsunspor'a gitti. İsmail Uyan'ın çok baskısıyla birlikte yolladık. Fakat Akın Türkçer'in bir ayağı yine bizdeydi. Hafta sonları ve hafta akşamları gelirdi bize sürekli. Lakin Akın Türkçer'le biz bir maddi sıkıntı yaşadığımızdan dolayı yollarımızı ayırdık. Bu maddi sıkıntının içeriği çok geniş. Bunu burada anlatmayayım ama bu bir örnek olarak da ayrılış sebebini söyleyeyim. Diğer ekiple birlikte de Kemal Soydemirci hocamıza 5 aylık bir görev verdik Akın Türkler'den sonra. Lakin o da Kemal hocamız da burada o yükü kaldıramadığını düşünüyoruz. Agresifleşti, insanlara davranış, çocuklara davranış buradaki başarı oranının düşmesinden sebep. Biz de kendisiyle görüştük. Kendisine bir kan değişikliği adını koyalım. Kulübümüz için iyi olacak dedik. Kendisine teşekkür ettik. Lakin o akşam altyapı ekibi geldi. Altyapı ekibi de dedi ki, başkanım Kemal Hoca yoksa biz de yokuz deyince ben şu manada kendilerine dedim ki arkadaşlar dünyanın her yerinde futbolda bir ayrılık oluyor. Sizin burada yapmış olduğunuz şey bana göre yanlış çünkü sizin burada altyapı olarak Samsun'a ileri dönük bir hoca olacaksınız. Burada çocuklara hizmete devam edin dedik. Lakin kabul etmediler. Ben de tamam dedim. Kendilerini yolladım. Burada şu dersi aldım arkadaşlar. Ben burada tüm kulüplere de söylüyorum. Bu da bana bir ders oldu. Aynı ekip veyahut da eğer bir baş hoca sürekli aynı ekibi kendine senin beğendiğin, istediğini buraya getiriyorsa bu bir şebeke tarzı bir şey oluyor. Çünkü aynı gün akşam tamamen kulübü hoca ekibi olarak bıraktılar. Ha, biz büyük kulübüz. Biz hemen o gün kalmadık. O gün biz hemen bir görüşmelere başladık. Ercan kardeşimiz var. Ercan Alkan kardeşimiz. Hemen onunla beraber irtibata geçtik. Aynı akşam Ayhan Bayraktar hocamızla bir görüşme yaptık. Seve seve kabul etti. Akabinde Sinan Ünal hocamız sağ olsun onunla bir görüşme yaptık. Onlar da bizi takip ediyorlarmış zaten. Ben hocamı şahsen tanıyordum, samimi değildim. O da kendisi hani Samsun'da böyle bir futbol kulübü var. Samsun Spor için mücadele veriyor. Bizler de bu işin ucunda oluruz deyip kendisi bize abilik, koordinatörlük ben de yaparım dedi. Akabinde Suat Türü hocamızla görüşünce böyle üçlü bir ekibi bir arada hemen topladık, getirdik. Onun akabinde altyapı hocalarımız var. Onları da birazdan söyleyeceğim size. Haricinde böyle bir yola çıktık. Bu ayrılık böyle oldu ama kamuoyunda, çünkü sonuçta spor kamuoyunu, biz sporla yatıp sporla kalkıyoruz. Güzel şeyler olmasını istiyor. Biz çünkü yapma spor olarak görüyorsunuz yakın zamanda milli takımlara oyuncular vermeye başladık. Amatör karmalara vermeye başladık. Samspor'a vermeye başladık ve şu anda şehir dışından 3-4 tane profesyonel kulüp altyapı hocaları dolaylı yönden kapımızı çaldılar. Oyuncu izlemişler, seyretmişler. Biz de onlara şunu dedik, şu anda biz markamız Samsunspor var.
Onlarla bir anlaşma yaptık. İlk hedefimiz Samsunspor. İlerleyen zamanlarda Bakar'dayız. Tam kapıyı kapatmadan da bu noktaya koyduk. Evet, böyle bir kulüp Samsun'da. Şu anda 800'ün üzerinde altyapı sporcum var. Kızlara da kattığınız zaman yaklaşık 1000 sporcu. Ve bu her geçen günde artıyor. Biz bu sporcuya, bu ekibe daha iyi fazla hizmet edebilme adına güzel yola çıktık. Burada diğer arkadaşlara tekrar burada şunu söylüyorum. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum ama bu kulüp Akı Türkiye tarafından maddi olarak bir sıkıntıya uğramıştır. Bunu da buradan belirteyim. Kamuoyu bunu bilsin. Biz yoksa hiç kimseye güzel giden bir şeye veyahut da güzel gitmek isteyen bir şeyi de bozmayız. Bu sebep böyledir. Kemal Soydemirci ve ekibi de kendi düşüncelerini böyle aktardılar. Biz de Allah yollarını açık etsin dedik. Bunun akabinde hemen böyle kendimize altyapıda Gürcan Çimen'i altyapı sorumlusu olarak getirdik. Aynı zamanda Fatih Yıldırım, bakın bu bahsettiği kişiler geçmişi profesyonel futbol oynamış ve donanımlı kişiler. Bunu da tecrübe ettik çünkü Sayın Hocam öyle olması gerektiğini söyledi, bize vermiş olduğu fikirlerden dolayı. Çünkü futbolun içinden gelmiş, futbol oynamış, donanımlı insanlarla bu yola daha iyi çıkarsın dedi. Evet, gerçekten öyleymiş. Biz futbol oynamış hocalarla yola çıktık. Fatih Yıldırım var, Altan Eyüpoğlu, Emir Ateş, bunları size tekrar ismini vereceğim. Samet Uzun, bayanlarda, altyapıda biliyorsunuz Beyza Altunova, Fatma Serdar, kaleci hocalarımız var, Necdet Soydaş, İlhan hocamız var, Ayşe Ocak, Ayşe Taslak, Arife Şentürk, bunlar tamamen altyapı, aynı zamanda şu anda futbol oynayıp, futbol oynamış genel hocalarımız. Biz bunlarla bu şekilde yola çıkacağız Allah nasip ederse. Onun akabinde biz sürekli Samsunspor'la gerek telefon gerekse mail yollarıyla görüşme yapıyoruz. Geçen de bir gelişme oldu Yüksel Yıldırım tarafından. Sağ olsun, kendisine teşekkür ederiz. Yüksel Yıldırım dedi ki bayan futbol takımını birinci lige çıkartın. Bize ne gerekirse yapalım dedi. Hemen bize 3 tane transfer sözü verdi. Aynı zamanda Samsunspor'a otobüsünü bize tahsis etti. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda Samsun'da olduğum sürece bayan futbol takımını izlemek istiyorum. Birinci lige çıktığı zaman da tekrar görüşelim. Samsun adına ne yapılacaksa yapalım dedi. Bir ikincisi de biz kendisiyle eğer görüşürsek ve alt kademeye de şunu söylüyoruz. Samsunspor'a bir pilot takım lazım. Bunu yıllardır söylüyoruz. Ben buradan tekrar söylüyorum. Merkezde olarak Samsunspor'a biz pilot takım olarak hazırız. Bunu da duymalarını istiyorum. Söylüyoruz ama sizin kanalında duymaları farklı bir şey. Bu şekilde biz Samsunspor'a bir üçüncü lig, ikinci bir takım olarak, profesyonel takım olarak talibiz. Bunun karşılığı olmamış olsa bile sevgili hocam Sinan hocam şöyle bir şey söyledi. Onun da sözüyle, onun da tecrübesiyle konuşuyorum. Allah nasip kısmet ederse seneye bu takım, nasip kısmet olursa bu sene şanssızlık yaşadık ama bu takım değerli hocalarımla beraber ikinci devre gerektiği yerde olacak. Ve seneye Allah nasip kısmet ederse hedefimiz direkt Ballik. Bunu da buradan söyleyeyim. Bu şekilde yola çıkacağız. Ballik'e çıktığımız zamanki sürece de Allah nasip ederse bakarız. Biz her zaman kulüp olarak iddialıyız. İddialı insanlar da bize geliyor. Biz doğru iş yaptığımızı, doğru insanlar bizi buluyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Sinan hocam da dedi ki burası böyle olmaz. Eğer dedi ben buraya bir abilik yapacaksam, bu futbola hizmet edeceksem, Samsunspor'a hizmet edeceksem, Yappa Spor'un, Yük Kadın Belediye Yappa Spor'un yeri Ballıgil'dir dedi. Allah nasip ederse seneye inşallah Ballıgil olarak bir hedef çizeceğiz. Bu süreçte de tabii kıymetli basının bize desteği çok olacak. Ben yine söylüyorum, Samsun'da kazanan, Samsun'da gerçekten büyük yerlere gelmiş iş adamları, iş arkadaşlara söylüyorum. Şunu söylüyorum, çocuğa, gençliğe hizmet edin. Biz her defasında bunu söylediğimiz zaman bazı art niyetli insanlar veyahut da bu başarıya yaklaşamayan insanlar şunu söylüyor. Ya yine mi işte para istiyor, yine mi pul istiyor? Hayır arkadaş, biz Samsun gençliği için herkesten her şeyi isteriz. Artı tekrar söylüyorum, biz para istemiyoruz. Biz ihtiyacımız olan yere iş adamları direkt kendisi versin. Bizim cebimize para gelip koymasınlar diyoruz. Bunu tekrar söylüyorum. Ama hizmetse bu Samsun'da, bu Samsun'da kazanıyorsan, bu Samsun'da yiyorsan, bu Samsun'da büyüyorsan, bu Samsun'un gençlerine, bu Samsun'a da hizmet etmek zorundadır diyorum ben. Bunu da her defasında söylüyorum, tekrar söylüyorum. Bu sadece Kadın Belediye Yapma Spor olarak değil, tüm amatör kulüplere de destek verilmesi lazım. Çünkü onlar da zor durumdalar. Biz bugün kendi yağımızla kavramıyoruz. Evet, bizim arkamızda yabancılar çarşısı gibi bir ordu var. Ufak tefek oradaki arkadaşlarımız var, destekçi oluyor. Evet, biz iyi kötü her ne kadar belediyenin durumu zor olsa da tesisleri kullanıyoruz, bir belediyemiz var. Karınca kadarınca kendi gücümüzle, eşle dostla bunu getiriyoruz ama
getiremeyen kulüpler var. Ben tekrar rica ediyorum Samsun iş adamlarından, Samsun'un bürokrasilerden, çeşitli insanlardan, üst düzey insanlardan şunu rica ediyorum. Lütfen amatör kulüplere sahip çıksınlar. Bize de burada biz pilot takım olarak önümüzdeki sene yola çıkacağız. Bize de sahip çıksınlar. Benim Türkiye 2. liginde oynayan bir bayan futbol takımım var şu anda. Lider. Allah nasip ederse bu ligi de şampiyon olarak bitireceğiz. İsteyen bayan futbolunu benimser, benimsemez. O beni fazla ilgilendirmiyor. Beni benimseyen, beni ilgilendiren şudur. Ben o çocukları bir arada toplayıp Samsun'a, bakın söylüyorum Samsun'a, kulübüme değil, Samsun'a bir kupa getirmek istiyorum. Ve nasip olursa da ilerleyen dönemde Samsun'a Şampiyonlar Ligi yaşatmak istiyorum. Bu kadar iddialı konuşuyoruz. Samsun ismini Avrupa'ya duyuralım diyoruz. Bunun kolay basamakları var. En kolay basamaklarından biri de bayan futbol takımıdır. Erkek futbol takımını dediğim gibi profesyonel yere getirmek için uğraşacağız. Dediğim gibi iyileri görmek için iyilerin bir düşükleriyle çalışıyoruz. En iyileri de bulmaya çalışıyoruz. Bu böyle devam edecektir. İnşallah bu ekiple güzel şeyler yapacağız. Yollar çizeceğiz. Ben şunu söyleyeyim. Samsun Spor ve Başkan Yüksel Yıldırım. Geçen de bir söz yollamış CEO'suyla beraber. Şunu söylemiş. Demiş ki ben Samsun'da Samsun ne kadar Samsun'u temsil eden takım varsa hepsine destek var, projem var demiş. İnşallah bu projeye geldiği zaman da açıklar. Bu projelerden bir tanesi de biziz. İnşallah bayan futboluna destek vereceğini söyledi. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Kulüp olarak yapımız bu, mücadelemiz bu, işimiz bu. Yapmak istediklerimizi hep herkese anlatıyorum. Ben tekrar bugün buraya gelip bizi onur ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bazen kahvaltılar veyahut da yemekler şu sanılmasın. Ya işte kendini gösteriyor veyahut da kendini anlatıyor. Benim size kendimi anlatacak bir şey yok. Sizler de çünkü öylesiniz. Sizin hanginize telefon atsam Allah razı olsun. Hemen her yerde anında bunun haberini yapıp veyahut da yapabildiğinizin en üst seviyesini yapıyorsunuz. Bu da böyle bir resim. Bugün kahvaltı amacımız hem bir araya gelmek hem sohbet etmek hem güzel şeyler anlatmak. Hem kamuoyunun aklında bulunan soru işaretlerini koymak. Belki diyebilirler ya bu profesyonel takım mı? Bunu profesyonel takım yapıyor diye. Hayır. Biz Samsun'un lokomotif bir takımıyız. Amatörde Samsun Spor'a hizmet etmek isteyen bir takımız. O yüzden bu tür girişimler yapıyoruz. Bunun için de size teşekkür ediyorum. Eğer sizlerin bana soracak, sormak istediğiniz bir şeyler varsa canı gönülden de cevaplarım diyorum. Nasıl gerektiğini Samsun futboluna ve Türk futboluna çok şeyler katacağını düşünüyorduk. Hatta ilk verilirken profesyonel arkadaşlara burayı alalım, biz kulüp yapalım demiştik ama başkana nasip oldu. Ve sonra da teklif gelince benim de fikirlerim Samsun'dan iyi şeyler, iyi futbolcuların yetişmesi açısından buranın çok verimli olacağını düşündüğüm için kabul ettik. Kendisine teşekkür ediyorum böyle bir tekliflerinize geldikleri için. İnşallah şimdi bir şeyler yapmadan ben böyle atmayı pek sevmem. Yapacağız inşallah hocalarımla beraber. Hepsi zaten çoğu benim Adıyaman'dan, Erbağ'dan futbolcum. Profesyonel oynamış. Yani güzel şeyler olacak. Bekleyip göreceğiz. Siz de takipçi soruda hocam. İnşallah. Hadi başkanım. Tamam şimdi hep beraber alabiliriz. Hep beraber karma alabiliriz.